Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan iletişim ve sosyal becerilerde bozuklukla karakterize karmaşık bir nörogelişimsel hastalıktır. Her 68 çocuğumuzdan bir tanesini etkilemektedir ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Yeni bulduğumuz gen sendromik otizm dediğimiz otizm haricinde başka klinik bulguların da mevcut bulunduğu bir popülasyonu etkilemektedir ve aslında bu grup otizmde genetik olarak tanısını koyabildiğimiz bir grup. Libya'dan bir aile ve ülkemizden bir aile otizmden etkilenmiş müzdarip bir aile başvurmuştu. Bu süreçte yeni genin tanımlanması, daha sonra bu genin etkilerinin ne olabileceğinin tespiti için fonksiyonel çalışmalar yaptık. Fareler kullanıldı ve burada genin kan-beyin bariyerinde görev alan bir proteini kodladı ve bunun sonucu beynimizin gelişebilmesi için gerekli, biz ona esansiyel diyoruz, amino asitlerin beynine nakledilemediği ve dolayısıyla gelişimsel defekt olduğunu tespit ettik. Bu gende bozukluk bulunan hastalarda tedavi ihtimali de doğmuş oldu. Akraba aileliği ülkemizde çok yüksek ve son birkaç dekattır %20'ler civarında. Akraba aileliğine bağlı olarak bu tür nadir hastalıkları daha sık görüyoruz ülkemizde ve bu konuda araştırmacılar çalışmalarına devam ediyorlar. Ama ailelerimizin de hani danışma anlamında genetik, tıbbi genetik uzmanlarına başvurmalarını öneriyorum.